Ünlere geçelim. Bir ünlerin de SMS listesini alabilir miyiz izleci? Aynı Güzel şey var abi. Ne kadar olaylara evet. kaosa hakim. Bak Batuhan, İsmail, Çağrı, Doğan, İlayda, Sergen, Öykü, Öykü, Merveye kadar ilk 8 kişi sürekli bir olayların içerisinde. Bunlar da Melis SMS düşmüş. Melis, Melis, Melis tabii bir tık düştü. Ya ama bir burada şeyin de etkisi var. Yani. Merve ile Melis'in herkes az çok daha yazılmayacağını, yazılmaması gerektiğini biliyor. Yani burada gitme olayı olan kişiler kimler? klasik İlayda Doğan, Sergen yeni yeni öykü girdi. Çağman'a şimdi şaşırdık az çok ama beklemiyor da değildik. Şimdi burada ben Milisa sana sormak istiyorum. Batuhan'ın birinci olması ve Çağman'ı yazması ile ilgili yorumu nedir? Ben Batuhan'ın şimdi atarlı tutarsız lafları var Batuhan'ın. Atarlı olup tutarlı olsan neyse ama direkt ona <laughs> kocaman bir sıfır veriyorum. İyi sıfır yazdın iyi olmuş ya. Onu yumurta Hayır, da zannediyorum. Ama şunu ben de yukarıya da da <laughs> Bir göster bakayım merak ettim. Bu kime şimdi bana mı? Batuhan'a. Batuhan'a tamam. Aynı zamanda sana da attın tweetten sonra. Çünkü Niye? mesela diyor ki ben stratejik olarak yaptım. İşte erkekler oyuna giremiyor. Bir <laughs> tamam, merak tamam, ettim. Sen bir tweet attın dün. Tamam ne ama işte? Şey dedin. Masanın e... en zayıf halkası seç. He, ha, Batuhan doğru bir hareket <laughs> yaptı. Kimse eleştirmesin. Hem karşıdan zayıf aleyhine Anzade kaldı hem ünlülerde bekleneni veremeyen Çağman gitti. Artık ünlü erkekler tam kadro oynayacak. En iyi erkek dışarıda kalmayacak. Tebrikler Batuhan yaptı. Evet şimdi burada e, takımın güçlenmesi için ilk önce Barış'ın gitmesi gerekiyor. Sonra atıyorum Çağrı'nın gitmesi gerekiyor. Ondan sonra Doğan'ın gitmesi gerekiyor. Şimdi çünkü bu çağ barış aynı atışlardan 3-4 kez atış denedi. Halka atışı 3-4 kez çıkmıştır. Kum atışı 3-4 kez çıkmıştır. Sadece Çağman burada bir haftadır oyun içinde. Oynadığı oyun sayısı 16. E stresi var, işte paniği var. Sayı getirebilir miyim, getiremez miyim? Arkadaşlarına alışması var. Parkur alışma süreci var. E sen normal bir taşın üzerine koşmuyorsun, kumda koşuyorsun. Bir kasların alışma süreci var. Hı hı. E bakıldığı zaman da ben çağmanın daha böyle bir buçuk iki hafta, iki hafta kadar daha şans tanımasını isterdim. Ama Bana tanıyorum. göre çağmanın yazılması biraz daha mantıksızdı. E bakıldığı zaman Çağrıdan daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Barıştan daha hızlı olduğunu düşünüyorum bana göre kocaman bir batağına tekrardan sıfır. Bir Ama... şey diyeceğim. Ünlüler sizce kendi takımlarından birini mi gönder? Abi çok önemli bir mevzu. Ya yani ünlülerin hani Batuhan çağmanı söylüyorsa ünlüler kendi takımlarından birinin gitmesini istiyor demektir. Çünkü öykünün de yüksek ya öykü herkesin ortasında İlayda'ya kendini yazdırıyorsa <laughs> ve ünlüler de herkes buna şahit oluyorsa o zaman ünlüler takımı öykünün oy potansiyelinin SMS sıralamasının yüksek olduğunu düşünüyor demektir. E karşı tarafta zaten aleyhine çalışkan gibi oy potansiyelinin düşük olabilme ihtimali olan biri var. Hı hı. E, Ayşe, hadi onu bilmiyoruz. Öncesinde şey oldu, Batuhan birinci oldu. O söylemesi gerekiyordu ismi. Dolayısıyla Batuan'ın karşı takımdan birini göndermek için aleyhine çalışkanın karşısında zaten öykü var. Öykünün hani aleyhine çalışkandan daha yüksek oy alabilme ihtimali var. Onu biliyor hepsi. E, bir tane daha yüksek oy alabilme ihtimali birini söyler. Karşı taraftan Halene Çalışkan'ı gönderir. Ama erkekler Niye olarak... Çağman'ı söyleyip Halene Çalışkan'la karşı şimdi karşıya getiriyor Çağman? kendi performansını çağmanı. o kadar çok üst düzey düşünüyor ki Batuhan? Diyor ki biz erkekler olarak diyor ya ben İsmail abi ya ben diyor. Oyun dışı kalıyoruz son zamanlarda. Ben oynamamaya başladım. Tamam, dedi. o zaman kendi takımından birini göndermek istiyor demek ki. Zaten onu bu. söylemek istiyor şu an. Ama geçen röportajında dedi? Ben dedi sadece dedi. Performansı düşük olanları yazacağım dedi. Sen şimdi Çağman'ı hangi performansına göre değerlendiriyorsun? Ben konuşmasından bir şey anlamadım. Ha, o evet, yüzden soruyorum size. Siz anladıysanız söyleyin. Diyorsun, kendi yanlış takımından yanlış mı? Yanlış buluyorum. Şimdi sen performansa göre ben yazacağım dedin. Düşük performansa göre. Evet. Şimdi strateji yapacağım diyorsun. Hani bir tutarlılık bekliyoruz ya burada. E bakıldığı zaman sen şimdi Çağman'ı bir haftada neyin performansına göre değerlendiriyorsun diyorum ben de. Hı -hı. Sizce abi yani Batuhan kendi takımından mı birini göndermek istedin sizce? savunduğum bir şey şudur. Ben orayı anlayamadım. Ben kendi takımından şey göndermek istedim. Kendi takımın ne kadar kalabalık olursa Survivor'da ömrün o kadar uzun olur. Ama Batuhan'ın da mantığı şu, ben bir yere gideceğim, onu hissediyorum. Birinci oluyorum, en kötü herhalde ikinci, üçüncü oluyorum ama Survivor'da bir yolum var. O yüzden diyor ki, bu kadar aç kaldık, bu kadar şey olduk, bittik, perişan olduk, artık şu takımda bir şeyler değişsin. Nedir o? Bir kere benim daha fazla oynamam, daha fazla gözükmem lazım ki insanlar beni tanısın. Bunun yol nereden geçiyor? Bir, erkek sayılarının karşı takımla eşit ya da daha az olması. E biz şu an onlardan fazlayız. Her oyunda bir kişi dışarıda kalıyor. Bir kere bunu silmek lazım. İkincisi Çağman takıma geldi. Taklalar attı geldi. It's show time dedi. Şov zaman dedi. Ama ortada Çağman'la ilgili hiçbir şey yok. Taklaya evet. geldi dedin sen mesela. Evet. Taklaya geldiğini düşünüyorsan o zaman Batuhan'ın haksızlık yaptığını mı düşünüyorsun? Çağman şöyle. Mesela? Ya, tabii ki bir haksızlık var. Bir an Ama daha mı denemesi şey gerekiyordu? 7 gün. E Şöyle bir şey. Bir kere Çağman o attı. öyküyü yazdı. Sen birini yazıyorsan biri de seni yazabilir. Evet. Bu Survivor'da bir gerçek yani. O yüzden Çağman'ın yazılması e, mantık olarak normal. Ama hani koyulmamış kural, teamül olarak bence biraz daha Çağmana sürede verilebilirdi. Ama takım şu an o kadar sıkışmış bir vaziyette ki Alternatif ödül alamıyor, ki. iletişim alamıyor. Takımda kaos olmaya başladı bundan ötürü. E artık yeter biz de Survivor'ın tadını çıkaralım dersin. Yani çünkü gerçekten 3-4 ödül kazanamadın mı? E, adada şey kalmadı. E, ne derler? Haftalık e, erzak kalmadı. E, ödül yemiyorsun. E, performansı bile artık o sembol ödülünü bile onlar alıyor. 6 kişi gidip orada yiyorlar. Hiçbir şey alamıyorsun. Bitik vaziyettesin. Bunun formülü nedir? Bunun formülü... Çağman'ın gidişi ve güçleneceğini düşünüyor musun? Takım Hayır. Yok, Yok güçleneceğini düşünüyorum işte. Ben Sıkıntı düşünüyorum. o. Şöyle düşünüyorum. Açık artık Çağman kaldım. yerine en azından bir tur İsmail, Batuhan ya da Sergen oynayacak kesin. E, bu da ne demek? bir oyuna çıkıyorsun. Mert mesela karşı takımda Çağman'la mı eşleşmek istersin? İsmail ya da Batuhan'la mı? E muhtemelen Çağman'la. Onu devreden çıkarıyorsun bir kere. Bir rahatlıyorsun yani o anlamda. Batuhan biraz şimdi burada egosal da bakıyor. Daha çok oynayayım, daha çok gözükeyim. Ya aslında da bu mantıklı e ama bir hafta, bir hafta içerisinde bir insandan bir şey bekleyemezsin Hakan. 20... Bunlar bir buçuk ayda bir evet. ayda açılmış yarışmacılar. Ama bir mesela. şey değil mi bak bir yerde ya de sen haklı. Ha. Sen evet bir ha, ayda açılmışken birisinden bir haftada bir sonuç bekleyemezsin ama ki. Ama bak bir bak, şey bir gösterir. Şey değil mi? Bir yerde haklı abi. Batuhan niye haklı biliyor musunuz? Bak 16 tane yarışa çıkmış bir haftada. 4 tane galibiyeti var. 12 tane yarış kaybetmiş ve listenin sonunda. Hı. tamam. Keşke biraz daha vakit olsaydı ama, hani o, o da söylüyor, çocuk da söylüyor yani o kadar, yok öyle bir vakit yani yok abi ne yapacaksın, yok yani ne yapacaksın yani. Biz nene bir işe alındın ilk ilk bir ay. Pazarlamacı olarak bir işe girdin abi. Belirli tamam, bir kotan peki, var. Diyecek ki sana adam ayda lira. Ciro... Bu arada. Aa, bak 100 bin lira ciro yapman bir gerekiyor diyecek mi? patronun sana. Pazarlamacı olarak yeni bir işe başladın. Yapamadın abi. Adam maaşları veremedi şirket giderlerini karşılayamadı. Ne yapacak? Sana bir 2-3 ay daha süre mi verecek belki satışın yükselir diye. Yani girer girmez göstermen lazım kendini. E, tamam o ya, zaman ya yani herkesden aynı performansı e, bekleyemezsin bence ki buradaki pazarlamacıların hepsi e... Berkay Genellikle bir ay içerisinde açıldılar. Hani çoğu için. Hayır Berkay Gonca Doğan, nasıl bir ay. Doğan mesela. Berkay Gonca bunlar çok daha çabuk açıldı. O yüzden Yo, de oradalar bak, ve SMS'de de yükseliyorlar evet, geçen Ben şöyle düşün. Erkeklerle kadınların performansları zaten oynadıkları kişiler çok farklı ama 9-9 biten oyunlar mesela e, bence kişiler kendilerinde burada hata görmeleri gerekiyor. Sonra Hangi oyunlara kişiler? baktığımız zaman Mesela 2'de 1 bir, de bir yapmayacak o zaman. Çok iyi dediğin yarışmacı 2'de 2 de iki yapacak. Anlamadım ya, ya Şu olabilir. an önümde liste olmadığı için bilmiyorum ama e, kişilerin ismini söyleyerek onları zan altına Hayır şimdi konumuz şey e, gidişiyle... evet, değil mi? Çağman'ın gönderilmemesinin mantığını çok, konuşuyoruz Evet, evet şunu demek istiyorum. Şimdi Çağman gitti ama ben Çağman'ın gidişinin aslında bir yerde haksız olduğunu düşünüyorum. Tamam neden? Işte? Aslında evet Batuhan'ın fikri ee, kendi aralarından bir yarışmacının gitmesi ve senin dediğin gibi erkeklerden bir tanesi dışarıda kalmasın hepimiz oyuna girelim de ama ben Çağman gittikten sonra böyle mükemmel performanslar sergileneceğini düşünmüyorum çünkü hani bu yarışmacılar mesela Melis Göz istenilen performansı veremedi 2-3 oyundur ya da Merve istenilen performansı karşılayamadı onun dışında atıyorum mesela de bir yapan çok iyi yarışmacılar var. Ya da Barış işte sayısını alamadı. Batuhan sayısını alamadı. 9-9'dan kaybedilen oyunlar. Yani sadece bir sayıya ihtiyaç vardı. Onu demeye çalışıyorum. Bak ben bir şey hani Çağman mi? böyle çok büyük e, negatife düşürmedi takım. zaten bir Zaten yine Bak kaybetme şey serisine kısır döngüye girmişlerdi. Hı. Yine oyun kaybediyorlardı.